Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda ÖSYM nereden nereye katı cisimler serisinde soru çözümü kısmındayız. Hatta prizmaların ikinci videosundayız arkadaşlar. İlk videoda e, bu şu soruya kadar 200 sayfayı yapmıştık. İkinci videoda da sonraki 3 sayfayı yapacağız. Yani 11 tane sorumuz kaldı. Bu 11 soruyu da bu videoda halledeceğiz arkadaşlar. Evet 2017 YGS sorusunda sorusunda kalmıştık. Bakalım nasıl bir soruymuş. Ayrı uzunluğu 12, 12 ve 32 santimetre olan kare dik prizma ayrı uzunluğu 1 santimetre olan küplere ayrılıyor. Sonra bu küplerin tamamı kullanılarak aralarında boşluk kalmayacak biçimde yüksekliği 2 santimetre olan yeni bir karedik dik prizma yapacağım. Arkadaşlar önceden neymiş kare dik prizmamız varmış çizmemize gerek yok ama olsun ben yine de göstereyim. 12, 12 ve 32 imiş. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Yüksekliği 2 olan işte ben bunu birim küplere ayıracağım. Birim küplere ayırmak demek birim küp sayısı hacim sayısına eşit Arkadaşlar. E o zaman bunun hacmini bulacağım. E, hacmini bulduktan sonra ne yapacağım arkadaşlar? Diğerinin hacmini eşitleyeceğim. Yani yeni bir kare piramit kare prizmamız olacak. Yeni bir kare prizmamız da nasıl olacak? Yüksekliği 2 santimetre olacak. Şöyle bir prizma arkadaşlar. Biraz yana şöyle çizeyim. Evet şöyle bir prizma olacak arkadaşlar. Karemiz şu şekilde. Evet. İşte amaç ne burada? Yüksekliği 2 cm değil mi bunun? Evet burası da x ve x değil mi? Kare prizma olduğundan dolayı. İşte bur, buradakileri birim küplere ayırıp ben bunu oluşturuyorsam eğer ne olacak? İkisinin de hacimleri birbirine eşit olmak zorunda. Yani 12 çarpı 12 çarpı 32 ile x çarpı x çarpı 2 birbirine eşit olacak. O zaman 2 ile sadeleştir 16 yaptı. Her iki tarafın kare kökünü alacak olursam kök içinde 12 çarpı 12 çarpı 16 eşittir. x karenin bir daha kökünü her iki tarafın kare aldım yani. 12'ler dışarıya 12 diye çıktı. 16 da dışarıya 4 diye çıktı. Ve x'i ben buradan buldum arkadaşlar. 48 buldum. Evet. X buradan 48 çıktı arkadaşlar. Yazalım şuraya. Bizden ne isteniyor? Bunun yanal alanı nedir diye soruluyor. Yanal alan neydi arkadaşlar? Yanal alanda taban çevresi çarpı yükseklikte. Yani yanal alan taban çevresi çarpı yükseklik olduğundan 48'den 4 tane var. 4 çarpı 48 çarpı yükseklik yani 2'ye eşit olacaktır arkadaşlar. O da 8 ile 48'in çarpımı 64 yaptı burası. 32 384 mi yapıyor? Evet galiba 384 yaptı. 26. sorunun cevabı böylelikle C han çıktı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. LYS 2017 benzer sorusu arkadaşlar. Ne yapmışlar? Şöyle bir küp var. Bir 5 arkadaş ayrıtı 7 birim olan küp biçimindeki pastayı taban ayrıtı 5 birim olan kare dik prizma ile özdeş dört üçgen prizma biçimindeki parçalara bölüyor. Evet arkadaşlar bir kenarı neymiş? 7. Sonra ne yapıyor? Bak dikkat et taban ayrıtı 5 birim olan kare dik prizma. Bu taban ayrıtı 5 birimmiş burası. Ve buradaki üçgenlerin de hepsi neymiş arkadaşlar? Özdeşmiş bunlarda. Evet şurası 5'er birim. Şuraları da özdeş. E arkadaş burası 7 birimse ve bunlar da birbirine özdeşse. He, bu özdeşi kullanacağım ben şimdi. Şimdi burası kare dik prizma olduğundan dolayı arkadaşlar şurası 90 derece isterseniz yukarıda yapalım. Şurası 90 derece ve bunun tamamı kaç arkadaşlar? 7 birim. E hocam burası da 90 derece burası da 90 derece. E bu kare olduğundan dolayı burası da eşit mi? Kare prizma olduğundan dolayı evet. Hocam alfa beta ya da alsak alfa beta beta 90 alfa alfa da 90 beta. Yani şu üçgenler ne oldu arkadaşlar? Bu üçgenler birbirinin benzeri. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Çünkü burası da 5 birim burası da 5 birim. O zaman alfanın karşısına ben A dersem alfanın karşısı burada da A. E hocam betanın karşısına B dersem ki B dememe gerek yok. Tamamı 7 olduğundan buraya 7 eksi A kaldı. Küp olduğundan dolayı betanın karşısı burası da 7 eksi A yapar. E hocam ne yapacağız? 5'in karesi eşittir. A'nın karesi artı 7 eksi A'nın karesinden dolayı işlem işlem işlemle A'yı ya 3 bulursunuz ya da 4 bulursunuz. İstediğiniz değeri koyun arkadaşlar. Hiç fark etmez. 3 değerini koysak bakın burası üçgen burası dört oluyor. Ya da 4 değerini koysam burası dörtgen burası üç oluyor. Fark etmiyor herhangi bir değişiklik sağlamaz arkadaşlar bize. A yerine biz 3 yazalım. Bize diyor ki buna göre en büyük hacimli parçaya alan diğerlerinden birini birinin aldığı parçadan kaç birim küp fazla almıştır? Yani en büyük parça hangisi arkadaşlar? Şu üçgen prizmalardan ne kadar fazla almıştır diye soruluyor. Bunun taban alanı nedir arkadaşlar? 5. Evet. Bizden 5 çarpı 5 taban alanı çarpı yükseklik çarpı 7 eksi yüksekliğimiz 7. Çünkü e, biz burayı ne bulduk arkadaşlar? Şurayı 3 bulduk burayı 4 bulduk. Bu da bu işte burası burasından ne kadar fazladır diye soruluyor. O da taban alanı 3 çarpı 4 bölü 2 çarpı yükseklik yani 7 yapacaktır. Gençler burada 7 parantezini alsak ne yapıyor? 25 eksi e, 12 bölü 2'den 6 yaptı burası. Yani 19 çarpı 7'ye eşit oldu. Evet 7 çarpı 19 yaptı. 7 kere 9 63 yaptı. 7 o da kaç yaptı arkadaşlar? 133 yaptı. O zaman kaçıncı soru? 28. sorunun cevabı böyle Edremit oldu. Evet görüyorsunuz arkadaşlar alfabete benzerlikleri falan üçgensel bilgiler hala daha karşımıza katı cisimler yani son konudayız hala daha karşımıza çıkabiliyor. Dikkat edin lütfen. Geldik bir sonraki soruya. Başlangıçta tüm yüzeyleri beyaz renkli olan bir dikdörtgenler prizmasının bir yüzü kırmızı bir yüzü mavi ve bir yüzü sarı renge boyanıyor. Hadi boyayalım arkadaşlar. O şekli şurada yapalım isterseniz arkadaşlar. Şöyle bir şekil. Küçük bir şekil. Sadece soruyu anlayabilmek için küçük bir şekil çiziyorum arkadaşlar. Soru kalıbını anlarsanız sıkıntı olmaz. Ya çizmek zorunda da değilsiniz arkadaşlar. Ama olsun. Şuraya A, buraya B, buraya C dersem. Tabi burası da C. Hatta burası da B. Burası da ne yaptı arkadaşlar? A yapmış oldu. Şimdi bana diyor ki kırmızıya. Bir yüzü kırmızıya. Bir yüzü maviye. Bir yüzü de sarıya boyanmış diyor arkadaşlar bize. Sarıya da buraya boyayalım. A3 tane yüzü de ne burada arkadaşlar? Beyaz. Bakın 3 tanesi de beyaz. Hala daha beyaz. Sadece birer yüzleri boyandı arkadaşlar burada. Yani kırmızının arkası beyaz, mavinin e, sağ mavi, sol beyaz, ön kırmızı, arka beyaz. 3 beyaz 3 beyazdan uzak duruyoruz değil mi gençler? Espri yapayım arada. E, gerçi siz bu yaşta anlamazsınız ama neyse. Evet 3 beyaz Ondan sonra şurada kırmızı, mavi ve sarı. Tamam. Bunu bulduk. Şimdi ne demiş arkadaşlar? Kırmızı ve mavi boyalı yüzeyler haricindeki yüzeylerin alanları toplamı 67. Hmm. Kırmızı ve mavi. Kırmızıya bak bakayım. AC değil mi kırmızı? Evet. Mavi olan hangisi? BC. Aa, AC ve BC hariç diyor. Normalde bizim prizmanın yüzey alanı. Yüzey alanı neydi arkadaşlar? 2 tane AB, 2 tane AC ve 2 tane BC değil miydi? E hocam AC ve BC hariç diyor. AC ve BC hariç derse bunlardan birer tane eksilttiğiniz zaman ne oluyor arkadaşlar? 2 tane AB artı AC artı BC mi oldu? Aynen öyle. Bu değer kaç eşitmiş? 67 eşitmiş. Sonra mavi ve sarı hariç. Mavinin ki BC sarınınki de AB. Evet AB ile BC hariç. AB ile BC hariç. Yani AC'den 2 tane olacak. 2 tane AC AB'den bir tane BC'den de bir tane olacak. Bu toplam neye eşitmiş? 62'ye eşitmiş. Sonra kırmızı ve sarı. Kırmızı ve sarı AC. Kırmızı olan AC. Sarı olan hangisi arkadaşlar? AB. AB ve AC hariç ne kaldı? BC kaldı. BC'den de iki tane olacak. Diğerlerinden bir tane olacak. Yani AB artı AC olacak. Bu da kaça eşitmiş arkadaşlar? 59'a eşitmiş. E biz burada bunları toplayacak olursak ne geliyor arkadaşlar? 4 tane AB, 4 tane AC, yani 4 tane AB artı AC artı BC mi oldu arkadaşlar? Evet. Bunu topladığımız zaman kaç yapıyor? 9, 18, 188 yaptı. Hocam o zaman buradan ne buluruz? AB artı AC artı BC'yi de kaç buluruz arkadaşlar? Buradan bunu 4'e böldüğümüz zaman kaç çıkıyorsa o. 2'ye bölsek 94, 2'ye bölsek 47. Tamam. Buradan ABC'yi bulur muyuz arkadaşlar? Vallahi elimizde şöyle bir denklem oluştu. Elimizde böyle bir denklem var. E bir de biz ne var elimizde? Şu var. Arkadaşlar AB, AC ve BC var elimizde. Bak şimdi. E, yukarıdaki denkleme şey yapacak olursak. iki tane AB artı AC artı BC'nin sen ne olduğunu biliyorsun 67. Hocam AB'nin, AC'nin ve BC'nin de ne olduğunu biliyorsun? 47 olduğunu biliyorsun. Taraf tarafa çıkartırsan ne geliyor buradan? Hocam AB'yi ben burada ne bulurum? 67'den 47 çıkart 20 bulurum. Devamını getireyim. Bu sefer kafadan yapayım isterseniz. Hocam aynısını şunda ve şunda yapacak olursak. Bakın şunda ve şunda yapacak olursam. Bundan AB, AC ve BC'ye çıkartırsam. Hocam 2AC bak AB ve BC'ler gidiyor. 2AC'den AC'ye çıkınca ne kalıyor arkadaşlar? E, AC kalıyor. AC'yi de buradan kaç buluruz şöyle baktığımız zaman. 62'den 47 çıkartacağız. 62'den 47 çıkınca 15 kalır. Evet burası 15 oldu. Ve bir de ne var arkadaşlar? Üçüncüsünden de şu birincisini çıkarttığımız zaman A, B, A, C ve B, C'yi çıkarttığımız zaman B, C kalıyor. B, C'yi de buradan kaç buluruz arkadaşlar? Baktığımız zaman B, C'yi de kaç buluruz? 59'dan kaç çıkartacağım? 47'yi çıkartacağım. O da kaç çıktı? 12 çıktı. E hocam AB var, A, C var, BC var. Bazı arkadaşlar değer veriyor ama bu biraz tehlikeli oluyor arkadaşlar o şekilde yapmak. E, o tehlikeyi girmektense biz direkt yine denklemlerle yapabiliriz aslında. Nasıl yapacağız hocam? Yani şu şekilde yapabilirsiniz. Değerler verebilirsiniz. Hocam AB ve AC'nin çarpımında direkt 5'in katı olacak. Hani direkt A'ya 5 diyebilirsiniz. Bakın buradan. A direkt 5 dersek B ne oluyor arkadaşlar? 4 olur. 5 kere 4 20. A'ya 5 demiştiniz. O zaman C ne olacak? 3 oluyor. Şuraya baktığınız zaman B çarpı de 12 yaptı mı? Yaptı. Yani bu şekilde değeri de bulabilirsiniz. ÖSYM'de Böyle tam sayıları kullanır büyük ihtimalle. Ama bu tehlikeli. Bunu böyle yapacağınıza hocam şu. Dikkat edin. A, B'yi A, C'ye böldüğünüzde kaç yapıyor? B bölü C'yi bulursunuz. B bölü C'ye neye eşittir arkadaşlar? Sadeleştirdiğin zaman 5'e bölsen 4, 5'e bölsen 3. Değil mi? Evet. 5'e bölsen 4, 5'e bölsen 3. Sonra şunu şuna bölsek A bölü B'yi bulursunuz. A bölü B nedir arkadaşlar? 3'e bölsen 5, 3'e bölsen Kaç yapıyor? 4 yapıyor. A, B her ikisinde de 4. O zaman A dediğimiz 5K. A dediğimize 5K. B dediğimize ne dersiniz? 4K dersiniz. C dediğinize de ne dersiniz? 3K dersiniz. Ve bunlarla ilgili işlem var mı? Var. İstediğiniz yere yazabilirsiniz. Hocam e, nereye? A'ya 5K, B'ye 4K. Bak şuradaki değerde yazdığınız zaman eşittir 47 deseniz bile e, sonuca ulaşırsınız. Zaten yazdığınız zaman 47 k kare yapıyor burada. E 47 k kare 1 ise 47 k kare eşittir 1 ise pardon 47 ise k'yı buradan kaç buluruz arkadaşlar? 1 buluruz. K 1 iken o zaman ne oldu? 3 4 5 değerlerini bulmuş olduk arkadaşlar. Buna göre dikdörtgenler prizmasının hacmi nedir diye soruluyor. E o zaman hacim ne olacak? 3 4 ve 5'in çarpımı olacak. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 60 yapıyor. İşlem kalabalığı ama matematiksel bilgileri ÖSYM seviyor ve kullandırıyor. Özellikle böyle sözel sorularda matematiksel bilgileri çözmenizi kullanmanızı istiyorlar arkadaşlar haberiniz olsun. Evet bu 30. soru C şıkkı çıktı cevabımız geldik. 31. soruya taban ayrıtı A ve yüksekliği H olan bir dik kare piramidin formülünü vermiş. Taban alanı çarpı yüksek formülü de bulundu demiş. Yükseklikleri eşit, içleri boş ve tabanları birbirine paralel olacak şekilde iç içe bulunan iki kare dik prizmanın Üzerinde iki musluk bulunmaktadır. Bu musluklardan biri içteki prizmayı, diğeri ise prizmalar arasında kalan bölgeye. Arkadaşlar iki tane kare prizmamız varmış bizim. Hemen iki kare prizmayı çizelim arkadaşlar şöyle. Hop çizdik. Hatta e, bunun içine de bir tane çizelim arkadaşlar şöyle. Tabanı ve tavanı aynı olacak değil mi? Şöyle baktığınız zaman taban ve tavan aynı olacak. Hemen bir tane bunun da aynısını çiziyoruz. Ben yukarıya aynısını çizdim. Çizdiğiniz zaman da ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şunları birleştiriyorsunuz. Hadi birleştirelim bakalım. Bu bir kare prizma. İç içe olan kare bir prizma var arkadaşlar şöyle elimizde. Şunları da çizelim şöyle. Tamam, çizdik. Şimdi bir şu tabana ait, bir de bu tabana ait arkadaşlar. Şimdi soruda ne diyordu? Baktığımız zaman bir tane musluk buraya gelecek, akacak. Bir tane musluk da şuraya gelecek, akacak. Yani biri burayı dolduruyor, biri de aradaki boşluğu dolduruyor arkadaşlar. Bu musluklar aynı anda açılıp içteki prizmanın tamamı su ile dolduğunda musluklar kapatılıyor. Son durumda içteki prizmada bulunan suyun yüksekliği prizmalar arasında kalan bölgedeki suyun yüksekliğinin 3 katı oluyor. Yani su doluyor ya arkadaşlar. Su atıyorum şuraya kadar doldu arkadaşlar. Buraya kadar doldu. Buraya kadar dolduktan sonra şurası haşken içtekinde yüksekliği zaten şurasıydı. E içteki de 3 haş olacak diyor. Yani burası kaç haş olsun diyor sana. 3H olsun diyor. Tabi bu suları isterseniz farklı bir renkte göstereyim. Şöyle çeşmelerimizi. Evet. E Arkadaşlar ne yapacaksınız? Bunun hacmi eşittir. Bu aradaki boşluğun hacmi diyeceksiniz. Başka da bir şey demeyeceksiniz. Taban ayrıtının uzunlukları nedir diye soruluyor. Bunun bir taban ayrıtına X diyelim. Bunun da taban ayrıtına Y diyelim. O zaman arkadaşlar. iştekin hacmi nedir? Hocam Y kare çarpı 3H. Aynı zamanda eşitmiş şu boşluğa. Boşluğun hacmi nedir? Taban alanı çarpı yükseklik değil mi? Taban alanı dediğimiz boşluk neresi arkadaşlar? Boşluk şurası değil mi? Evet boşluk burası arkadaşlar. Şu boşluğu bulacaksınız. Hadi bulalım bakalım. O da taban alanı yani x kare eksi y kare değil midir? Mavi alan evet. x kare eksi y kare çarpı buna ait yüksekliğimizde h. Haş. H'lar nanay. 3y kare eşittir x kare eksi y kare olduğundan dolayı 4y kare eşittir x kare olduğundan dolayı Buradan her iki tarafın karekökünü alırsak ne gelecektir? X eşittir Y gelecektir. İçteki prizmanın taban ait uzunluğuna oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar. X'i ne bulduk? 2Y bulduk. Bizden 2Y bölü Y isteniyor. O da cevaba ne çıktı arkadaşlar? Denizli çıktı. Güzel bir soru. Sözel bir soru. Sözel sorulardan korkmuyoruz. Ama şekil çizmeyi mutlaka ama mutlaka öğreniyoruz. Kolay. Gerçekten çok kolay gençler. Evet geldik bir sonraki soruya. Kenan. Evet yani ben. Evet Yunus hocam yazdı ya benim adımı da koymuş buraya. Kendi adını yazmamış ama tekrardan teşekkürler bu arada. E, AYT 2018 benzer sorusa. Kenan ayrı tuzunluğu bir olan 4 adet küpü. Her birinin en az bir yüzü diğer küpün bir yüzeyiyle tam örtüşecek biçimde birbirine yapıştırılıyor. Buna göre Kenan'ın bu şekilde elde edebilecek kare dik prizmaların. He, kare dik prizma elde edeceğim. 4 tanesini birleştirerek. Hocam bir tanesi tabanda olup da üst üste koyduğumda da kare bir prizma elde ediliyor. İlk önce kareleri çizeriz. Sonra perspektif koyarız arkadaşlar. Al ah, perspektif. Yani ben hep e, sağa böyle yatay çiziyorum ya. İşte perspektif. İşte bu da sağa yatay olacak. Şöyle çizdiğin zaman. Ben bu çizgilerde böyle sağa yatay. Bu bir kare prizma oldu mu arkadaşlar? Bunlardan bir tanesi bu şekilde oldu. Başka kare prizma yapmak için ne yapabilirim arkadaşlar? İki taneyi yan yana koyabilir miyim arkadaşlar? İki taneyi yan yana öyle koyduğum zaman maalesef kare prizma yapıyor mu arkadaşlar? Bu da kare prizma yapıyor aslında. İki taneyi yan yana koyduğum zaman. Yo, bu bir küp yapıyor galiba, değil mi? Evet. Aslında küpte bir kare prizma diyebiliriz. İki tane yan yana koyabiliriz arkadaşlar. Başka var mı arkadaşlar? Tabanı ya da şey diyebiliriz. Tabanı direkt kaç diyebiliriz arkadaşlar? Taban alanı taban alanı 1 olan olabilir kare prizma. Hani birim karelerle oluşturacağım ya. Ya da taban alanı 4 olan olabilir. Taban alanı 4 olan bir şey çizdiğimiz zaman arkadaşlar. Taban alanı 4 olan bir kare prizma çizdiğimiz zaman. E hocam taban alanı 4 ise o zaman burası 2'ye. Burası 2 mi olacak arkadaşlar? Yani 2 2. O zaman burası kaç olacak? 1 olacak. Yani bizim birim küpler nasıl olacak arkadaşlar? İşte şöyle olacak. Şu iki tane birim küp. Hatta küçük çizeyim ben bunu. Daha rahat bir şekilde anlarsınız arkadaşlar. Şöyle bir birimleri şöyle çizeyim isterseniz. Şöyle bir birimi çizdim. Ondan sonra şöyle tabanı iki birim olanı çizdiğim zaman da şu şekilde bir şey karşımıza geldi arkadaşlar. E yani burası iki birim. Şurası iki birim. Burası da iki birim olduğunda yine dört taneyi yapıştırmış oluyor muyuz? Evet. Dört taneyi nasıl yapıştırmış oluyoruz? Hop şöyle arkadaşlar. iki tane böyle bakın. Ee, bir tane de böyle. 4 tane de şu şekilde yapıştırmış oluyor. O zaman da yine bir kare prizma elde ediyoruz arkadaşlar. Evet buna göre Kenan'ın bu şekilde elde edebilecek kare dik prizmaların cisim köşegenlerin uzunlukları oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Olabilir diyor. Niye? İki tane değer çıktığından dolayı. Bir tanesinin cisim köşegeni arkadaşlar bu. diğerin cisim köşegeni arkadaşlar şu. Hadi bakalım. Hocam şunu bulurken ne yapacağız? İsterseniz 1 1 burası 4 ya. Kare kök içinde 1'in karesi artı 1'in karesi artı 4'ün karesi diyebilirsiniz bir tanesi. 4'ün karesi diyebilirsiniz. Bir tanesi de nedir arkadaşlar? Şu 2 2 1 değil mi? Direkt kare 3'ünde 2'nin karesi artı 2'nin karesi artı 1'in karesi diyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da ne yaparsınız? Hocam dik üçgene karşılık getireceğim. Şöyle 1 1 ise kök 2. Pisagordan burayı bulursunuz. Falan filan. Aynı şekilde şunu da şöyle çizip hocam 2 2 ise 2 kök 2 1 ile pisagor bağıntısı yapıp bu şekilde bulabilirsiniz. E burası kaç yaptı? 16 17 18. Yani kök 18 bölü 4 9 4 8 9. Kök 9 yaptı. Bu da neye eşittir arkadaşlar? Kök 9'u açmamıza gerek yok. Kök yaptı. Niye olabilir dedi. Hocam tam tersi. Dok kök 9 bölü kök 18 de sorulabilirdi bize. Ya da şıklarda o olabilirdi. Cevap ya kök ki ya da 1 bölü kök 2 olacaktı arkadaşlar. O yüzden olabilirdi sormuş. Dolayısıyla cevabımız böylelikle c -han çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Evet. Egea'nın E'si. Ee, şimdi ayrı uzunlukları ABC olan bir dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı böyle hesaplanır demiş. Eyvallah. Şimdi buna göre oluşan şeklin yüzey alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapıyorduk? Arkadaşlar görünen yüzeyi çarpı 2 birim küplerle oluşturulabilecek yapılarda ne zaman nerede? İşte dikdörtgenler prizmasında küple ondan sonra kare dik prizmada bunlar da görünen yüzey çarpı 2 dediğin zaman olay bitiyor. Şimdi bir kenarı bir birim ve üç birim dediği için arkadaşlar şu alanlar direkt gördüğün alanlar ne yapıyor? Hocam burası da üç birim sonra burası da üç birim Sonra burası da 3 birim. Şunları şöyle yapayım isterseniz. 3 3. Ya da şöyle sayalım mı arkadaşlar? Hocam şurası 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane 3 var mı? Var. 9 tane 3 var arkadaşlar görünen yüzeyde. Sonra başka nereyi görüyorum arkadaşlar? Bak hocam şurayı görüyorum. Sonra bak buranın da belli. Sonra burayı görüyorum. Hatta burayı görüyorum. Hatta şurayı görüyorum. Hatta buraya görüyorum. Hatta buraya görüyorum. E mavi alanları da topladığımız zaman ne yapıyor arkadaşlar? Ayrı ayrı şey yapacağımıza. Hocam şu alan artı bu alan artı bu alan artı bu alan artı bu alan. 1, 2, 3 tane alana eşit değil mi? 3 tane şu dikdörtgensel alana eşit değil mi arkadaşlar? Çünkü şu ikisinin toplamı burası yapıyor. Şu 1, 2 bunun toplamı burası yaptı. Hocam şurası ve şurası da şunu tamam yaptı. Yani oradan da arkadaşlar e, artı 3 çarpı 3 de oradan bir geldi arkadaşlar. Evet. Biz bir de bunu ne ile çarpacağız? 2 ile çarpınca olay bitti mi? Bitti. Ama dur bir unuttuk. Hocam bir tane de 1 var. Neresi? Bak burası. Hocam burada kalanı da yazmayı unutmayalım. Artı 1 diyelim ve çarpı 2 dersek görünen yüzeye çarpımı 2. 27 artı 9. E, 27 ile 9'u toplarsak kaç yapıyor? 36, 37 yapıyor. Yani bu 37 çarpı 2'den cevabımız kaç yapacaktır? 74 yapacaktır sevgili gençler. Evet 33. sorunun cevabı böylelikle Akçay oldu. Geldik 34. soruya. TYT 2019 benzer sorusu. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi tamam. Taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşittir. Eyvallah. Sağ olun hatırlattınız. İsmail Semele tabanı kare şeklinde olan hastane asansörünün içerisine asansörün önüne kadar getir diye ve boyutları 3-4-5 birim Olan dikdörtgenler prizması biçimindeki ilaç kutularını asansörün tabanında boşluk kalmayacak ve kutular üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirmek istiyor. Evet bana dikdörtgenin yani şeyin ee, nerenin arkadaşlar? Sadece asansörün zemini lazım arkadaşlar. Asansörün zemini lazım olacak bana. Yani şurası lazım olacak. Ben bu zemini dolduracağım. Neyle dolduracağım arkadaşlar? Kenarı 3-4-5 olan bir zeminle dolduracağım. 3 birim 4 birim ve 5 birim olan bir zeminle dolduracağım. Ya 3'e 4'lük zeminleri buraya koyacağım. Ya 5'e 4'lük zeminleri buraya koyacağım. Ya da nereye koyacağım arkadaşlar? 5'e 3'lük zeminleri oraya koyacağım. Yani şu ön yüzeyleri bu şekilde koyacağım. Peki İsmail bu kutuları yüksekleri 3 birim olacak şekilde yerleştirirse. ha yüksekliği 3 birim olursa tabanımız neresi yapacak arkadaşlar? 4'e 5 yapacak. Yani sen burayı 4'e 5'liklerle dolduracaksın. Şöyle şöyle. Hocam burası 4 burası 5 olduğunda bundan kaç tane olacakmış arkadaşlar? E, o zaman ben zeminde de hiç boşluk kalmayacak galiba. Evet e, bu ne demek arkadaşlar? Ben bu 4'e 5'liklerle bu zemini kaplayabiliyorsam 4'e 5'liklerden 4 çarpı e 5, 5 alanından x tane ne eşit olacak arkadaşlar? A kareye mi eşit olacak? Evet. E o zaman bizim Şimdi soruyu bir daha okuyayım. İsmail bu kutuları yükseltir 3 birim olacak şekilde yerleştirirse asansörün dışında 18 kutu kalıyor. E ben buraya x tane yerleştirdim ya 18 kutu kalıyorsa o zaman bizim kutu sayısı ne yaptı arkadaşlar? Kutu sayısı x artı 18 yaptı. Çünkü 4 x 5 tabanıyla x tane ile burayı doldurdum. Kutu sayısı da x artı 18 yaptı mı yaptı. Devam edelim. Yükseklikleri 4 birim olan yükseklik 4 birim olursa bizim tabanımız 3'e 5 mi olacak? Evet. 3 çarpı 5'likten de kaç tane? 16 kutu dışarıda kalıyormuş. Arkadaşlar kutu sayısı neydi? Kutu sayısı x artı 18 değil miydi? 16'sı dışarıda kalırsa geriye kalan nedir? x artı 2 tane kutu kalmadı mı? Evet x artı 2 tane kutu e, ile de 3 çarpı 5'lik yüzeyle ben aynı şu kenarı asansörün zeminini doldurabiliyorum. Aa hocam asansörün zeminini hem bununla hem de bununla dolduruyorum. O zaman bunlar ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Hemen yazalım şunları. 4 çarpı güzel bir soru. 5 çarpı x eşittir. 3 çarpı 5 çarpı x artı 2. Ama görüyorsunuz matematik sorusu arkadaşlar. 5'ler gitti mi gitti. 4 x eşittir. 3 x artı 6'dan. X'i sen buradan 6 bulursun. Bizden ne isteniyor? İlaç kutularının hacimleri toplamı nedir diye soruluyor. O zaman bizim kutu sayısı ne yaptı? Kutuların sayısı Kutu sayısı yazayım buraya. X artı 18 olduğundan o zaman kaç yaptı? 24 mi yaptı? Evet. O zaman bize bütün hacimler isteniyor. 24 tane ne isteniyor benden? 3, 4, 5'in çarpımı isteniyor. 3, 4 ve 5'in çarpımı isteniyor. E hocam burası 5 kere 4, 20. 20 ile 3'ü çarptığınız zaman 60. 60'la da 24 çarptığınız zaman 6 kere 4, 24. 12. 1440 çıkıyor galiba arkadaşlar. Cevabımız 1440 oldu o zaman. Yani cevabımız ne çıktı arkadaşlar? Denizli çıktı. Kaçıncı soru? 34. soru. Yani TYT 2019 benzer sorusu. Bakın bir matematik sorusu değil mi arkadaşlar baktığınız zaman? Gerçekten ama gerçekten bir matematik sorusu. Gördüğünüz üzere. Sadece ne yaptık? Şu kareyi 4x5'lik tabanından x tane yaptıysam kutu sayısını x artı 18 dedik. E, ondan sonra ne diyor? 16 tane kutu dışarıda kaldıysa o zaman x artı 2 tane kutu da 3 çarpı 5lik yüzeylerle oluşturulabiliyor arkadaşlar. E, hatta onu da şurada çizelim mi şöyle. Hop şöyle gösterelim. Aynı kutuyu. Hocam şurası da hoppala hoppala. Şöyle gittiğimiz zaman burası kaçlık yüzeyler? 3 ve 5'lik yüzeyler olduğu zaman A kareyi aynı zamanda 3x5x2 ile elde ettiğimizde bu şekilde göstermiş olalım. Evet geldik 37'ye. TYT 2020 benzer sorusu arkadaşlar. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşittir. Eyvallah söylemişler bize olayı. Şimdi hacmi demiş 480 santimetre küp olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kapalı bir cam kabın içinde V santimetre küp su bulunmaktadır. Arkadaşlar ne yapacağız? Şekli çizeceğiz. Şekli çizelim ki rahat bir şekilde soruyu anlayalım. Yani her zaman soruyu okuyacağımıza ne yapacağız? Şekle baktığımız zaman soruda nerede kaldığımızı falan da rahat bir şekilde anlayabiliriz. O zaman şekli çizelim ne yapacağız bir dikdörtgenler prizması çizeceğim hacmi 480 santimetre küp olacak ve içinde bir su olacak ve içindeki su da V santimetre küp olacak. Mesela ben daha önceden çizdim ABC ise bunun hacmi 480'miş ve içinde biraz su var arkadaşlar suyu da hacmi de V. Sonra kap düz bir zemin üzerinde farklı yüzleri bu zemine tamamen değecek biçimde konulduğunda. Su yüksekliği sırasıyla 3, 4 ve 5 oluyormuş. Mesela ben AB yüzeyi üzerine koyduğumda yüksekliği 3'müş. İsterseniz şuraya yazalım. AB yüzeyi üzerine koyduğumda yüksekliği H1. Yani H1 dediğimiz ne arkadaşlar? 3. Peki BC yüzeyi üzerine koyduğumda ne demiş arkadaşlar? Yüksekliği 4'müş. Ee, pe peki on onların ne her bir durumunu çizmemize gerek yok. Onu anlayabiliriz en azından. AC yüzeyi üzerine koyduğumuzda H3 yüksekliğinden ne olacakmış arkadaşlar? 5 olacakmış. E Buna göre V kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bakın bir şekilde içinde su varken farklı değişik durumlardan bahsediliyorsa içindeki su baz alınır. Yani o içindeki suyun hacmi her üç durumda da birbirinin tıpkısının aynısı mı? Evet bunu düşüneceksiniz. O zaman yazalım. V su tabanı AB iken yüksekliği 3 ya. A çarpı B çarpı 3 değil midir arkadaşlar? Aynı zamanda V su BC taban üzerinde koyduğumuzda yüksekliği 4 yapmayacak mı? E bunun da hacmi ne olacak? Taban alan çarpı yüksekten dolayı B çarpı C çarpı 4 olmayacak mı arkadaşlar? Aynen öyle. Peki tabana A, C ise ne olacak? A çarpı C çarpı 5'e eşit olacak. Evet bak buradan bir oran mı geldi mi? Geldi. Şimdi buradaki oranlamayı kullanalım. 3 var 4 var 5 var. Ya bunları oranlayarak da bir şey de bulabiliriz ama bence bakın 3, 4, 5 kaçta birleşiyor arkadaşlar? 60'ta. O zaman şuraya ne diyelim arkadaşlar? A, B'yi 20 diyelim. 20K hatta. BC'ye ne diyelim? 15K diyelim. Burası kaç olacak? 12K olacaktır. Peki buradan ne bulduk? AB eşittir 20K. Geometri hep ne diyoruz arkadaşlar? Verilen bilgiyi kullan. Ya da bulduğum bilgiyi kullan diye hep söylemiyor muyuz? Evet. AB'yi sen 20K buldun. Peki BC'yi ne bulduk arkadaşlar? BC'yi 15K buldun. Peki AC'yi ne buldun? AC'yi de 12K bulduk arkadaşlar. Hmm, ne vermiş bize? Hacim vermiş. 480. Aa, arkadaşlar bakın aslında ÖSYM sorularını çözmek gerçekten çok faydalı. ÖSYM bazen kendini hep tekrar ediyor. Eskiden mesela bu son 10 yıl içerisindeki sorular içerisinde karşılaşmadık ama hani 2000'li yıllarda 99'lu yıllarda falan şöyle bir soru vardı. AB eşittir atıyorum 5, 15. BC atıyorum işte 20. Ee, bir de AC kaldı. AC de atıyorum e, 25'te sallıyorum tabi çıkmaz belki buradan e, 25'si bunun hacmi nedir diye sordu mesela. Hatta sözel soruydu bu. İşte farklı yüzeylerin alanları top, alanları 15, 20, 25 yapan. Mesela A, B, B, C ve A, C demek değil midir bu? E tamam bunlar verilmiş. Bizden ne isteniyor? Hacim. Hacim dediğimiz nedir? A çarpı B çarpı C değil midir? Evet. E sende burada denklemler var. E denklemler gelince ya taraf tarafa toplarsın ya da ne yaparsın? E, burada hacim isteniliyor. A çarpı B çarpı C taraf tarafa çarparsın. Çarptığın zaman ne geliyor? A kare B kare C kare geliyor. Ondan sonra 15, 20, 25 geliyor. E ABC'yi elde etmek için ne yaparsın? Her iki tarafın kare kökünü alırsın. Bakın bu soru hatta benim konu anlatımda da var. Konu anlatımı fasikülün içerisinde de var böyle bir soru. Önceden ÖSYM tarafından sorulmuş bir soru tipidir. Bakın bu soruyu burada da kullanmış mı kullanmış. Ne demiş? Hacim demiş 480 demiş. E hacimi daha biz kullanmadık. O zaman hacimi kullanalım. Bunu taraf tarafa çarpacak olursak bu arada şunu sileyim kafamız karışmasın. Çarpacak olursak ne geldi arkadaşlar buradan? A kare B kare ve C kare geldi. 20 çarpı 15 çarpı 12 çarpı k küp yaptı arkadaşlar bu. Peki A kare ve kare C kare ABC'nin karesi değil midir? ABC dediğimiz nedir? A çarpı B çarpı C eşittir 480 değil mi? Evet. E o zaman burası 480'in karesi yaptı. Yani bu ne demek? 480 çarpı 480 eşittir. 20 çarpı 15 çarpı 12 çarpı k küp Gerekli sadeleştirmeleri yapalım arkadaşlar buradan. 20'ye bölsen 20'ye bölsen 224 yapar burası. Sonra burada ne yapalım arkadaşlar? O 6'ya bölsen 12'ye bölünüyor mu? Evet bölünüyor. 12'ye bölsen 12'ye bölsen 40 yaptı. E hocam bu 3'e bölsen 5, 3'e bölsen 8, 5'e bölsen 5'e bölsen 8. Buradan ne geldi arkadaşlar? K küp K küp eşittir 64 ise K'yı buradan kaç bulduk arkadaşlar? 8 bulduk. E, pardon 4 bulduk. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Bizden V hacmi isteniyor. V hacmi de neydi? Ya A çarpı B çarpı 3'e eşit. Ya B çarpı C çarpı 4'e ya da A çarpı C çarpı 5'e eşit. Arkadaşlar buradan direkt hacmi şuradan gidelim isterseniz. Hacim dediğimizde A çarpı B çarpı 3 olduğunu biliyoruz. A çarpı B'yi ne bulduk arkadaşlar? A çarpı B'yi bulduk Biz bulduk. Bu 20K'ydı arkadaşlar. Şu 20K'ydı. E K dediğimizde kaç arkadaşlar? K dediğimizde 4 zaten. O zaman burası ne olacak? Şuraya yazayım isterseniz. 20K çarpı 3 olduğundan K da 4 olduğundan 4 kere 2 8 yani 80 çarpı 3'ten Kaça eşit olacaktır arkadaşlar? 240'a eşit olacaktır. Cevap E-Dribit. Evet. Yaptı mı? Yaptı. Arkadaşlar mükemmel bir soru. Gerçekten çok hoş bir soru. ÖSYM böyle sözler sorularda matematik bilginizde sınayabiliyor. Hoş sorulardan biri. E, bakın TYT 2020'de sorulmuş bir sorunun benzeri arkadaşlar. Bu sorulara dikkat edin lütfen. Bu soruyu da anlayan bundan sonra bu tarzda bir soru geldiği zaman büyük ihtimalle yapacak demektir. Valla çok hoş bir soru olmuş. Çok güzel bir soru olmuş arkadaşlar. ÖSYM sorusu da e, bu şekildeydi. Bunun benzeriydi zaten. ÖSYM gerçekten çok güzel sorular soruyor ya. En güzel tekrar aracınız sizin işte burası arkadaşlar. Lütfen bu sorulara dikkat edin. Hiç sıkıntı yaşamayacaksınız evvel Allah Allah'ın izniyle. Sıkıntı yaşamayacaksınız. Gerçekten ama gerçekten. Evet. TYT 2020 benzer sorusunun çözümü de cevabı da bu yaptı. Edremit oldu. Geldik bir sonraki soruya. Hocam AYT 2020 benzer sorusuymuş. A prizma sormuşlar. Değil. Aslında bu bir silindir sorusuydu. E bu bir silindirdi. Bu da küçük bir silindirdi. İçine koymuşlardı. Su taşırmıştı. Öyle sorulmuştu. E biz sadece e, hocamız Yunus hocam bunu prizmalara çevirmiş. E, prizmada da aynı mantıkta çözülüyor zaten soru arkadaşlar. Neyse devam. Şimdi içi tamamen su dolu kare dik prizma biçimindeki bir kap ile yüksekleri bu kabın yüksekliğinin yarısına eşit olan kare dik prizma biçimindeki özdeşki mermer blok verilmiştir. Evet bunun yüksekliği bunun e, yarısı buraya verecekmiş. Mermer bloklar bütünüyle suya batacak biçimde. Kabın içine konulduklarında kaptaki suyun hacmi e, suyun 1 bölü 16'sı taşmaktaymış. Hmm. Arkadaşlar dikkat. Şimdi şimdi şimdi. Biz bir cismin içine su attığımız zaman tamamen battıysa şekil eğer hacmi kadar su taşırır ya da hacmi kadar su yükseltir demiyor muyduk arkadaşlar? Evet. E O zaman bu ikisinin hacmi taşan suyun hacmine eşit olacak. Peki taşan su ne? Kaptaki suyun 1 bölü 16'sı taşmış. Mesela burada 1 bölü 16'sı. Şu taşan kısım şu kadarlık bir kısım. Üstten taşıyor ama şunu h göstereyim arkadaşlar. Taşan kısım haşla. e hocam bu 1 bölü 16 ise tamamı ne olacak? 16 h olmak zorunda. Görünmedi. Şöyle yapayım. Şurası 16 h olmak zorunda. Çünkü yükseklerle hacimler prizmalarda doğru orantılı değil miydi arkadaşlar? Evet. Yani bu taşan su arkadaşlar. Burası h yüksekliğindeyse tamamı 16 h olmak zorunda. Peki bunun tamamı 16 açsa bu da yarı yüksekliğine sahipti. Yani burası da kaç aç diyor bize arkadaşlar? 8 aç demiş. Buna göre kabın taban ayrıt uzunluğunun mermer bloklardan birinin taban ayrıt uzunluğuna oranı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar kare prizmaydı bu. E bu da kare prizma. Y, y, Bizden x bölü y isteniyor. E burada taşan su yani şunun hacmiyle bu ikisinin hacminin toplamı birbirine eşit olmayacak mı? Hacmi kadar su yükseltiyor demedik mi? Evet. E o zaman bunun hacmi x çarpı x çarpı h x çarpı x çarpı h neye eşit olmak zorunda? y çarpı y çarpı 8 h'a y çarpı y çarpı 8 h'a eşit olmak zorunda arkadaşlar. E buradan ne geldi? 16 h x çarpı x çarpı h ama bundan kaç tane var bu arada? 2 tanesi. 2 tanesi suyu taşırıyor ya çarpı 2 demeliyiz. H'lar gitti mi? Gitti. Buradan x kare eşittir 16 y kare geldiyse her iki tarafı karekökünü alacak olursam x eşittir ne oldu? 4 y oldu. Bizden ne isteniyor? X bölü y isteniyor. X yerine 4 y yazacak olursak arkadaşlar 4 y bölü y'den cevabı da böylelikle ne buluruz? 4 buluruz. Evet, ne zamanın sorusu AYT 2020'nin benzer sorusunun çözümü bu yaptı. Silindir şeklindeydi. Biz bu şekilde uyarlamışız arkadaşlar soruyu. Aynı mantıkta çözülüyor ve prizmalarda unutmayın hacimler yükseklikleriyle nedir? Doğru orantılıdır arkadaşlar. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Evet geldik 39. soruya. Yani. yani TYT 2021'de çıkmış sorunun benzerine. Ayrı uzunluklara A, B ve C olan bir dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı bu şekilde vermişler. Formülü vermişler. Formülü artık biliyoruz arkadaşlar değil mi? Özdeş iki dikdörtgenler prizması birer yüzleri ortak olacak biçimde yukarıdaki gibi 3 farklı şekilde yerleştiriliyor. Elde edilen şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki prizmaların yüzey alanları sırasıyla 94, 104 ve 112 birim kare olarak hesaplanıyor. Buna göre özdeş prizmalardan birinin hacmi kaç birim küptür diye soruluyor arkadaşlar bize. Özdeş prizmalar ya özdeş prizmanın bir kenarına A bir kenarına B diğer yüksekliğine de C diyelim. A hocam şu bütün bir prizma yaptı. Bir kenara A, B ve 2C olan bir prizma yaptı. Şurayı yazayım. Ne oldu? A, B ve 2C olan bir prizma yaptı. Bunun alanını bulacağım. Sonra şuraya A diyecek olursam burası B iken burası C idi. E burası da 2A, B ve C olan yeni bir prizma oldu burada. Hemen onu da yazıyoruz. 2A, B ve C olan yeni bir prizma. Artı bir de ne var burada arkadaşlar? A, B ve C olan hatta burası da B burası C oldu. E yapıştırıldığı zaman yeni bir prizmanız nasıl oldu? A, 2B ve C olan bir prizma oldu. A, 2B ve C olan bir prizma oldu. Şimdi arkadaşlar onlar düşünsün. Hadi bakalım yapalım. Şimdi bunun yüzey alanı neydi? Kenarların 2'şerli çarpımının 2 katıydı. O zaman 2'şerli çarpımına bakalım arkadaşlar. Şu 2'şerli çarpımı bakacak olursak. AB'nin iki katı. Artı. Ondan sonra ne var arkadaşlar? BC'nin iki katı. 2BC. Artı. AC'nin de 2 katı. Şurası. Yani 2AC. Bu toplam neye eşit olacak? Bunun 2 katı 94'e eşit olacaksa. Bu 47'ye eşit olacak? Evet. Sonra devam edelim. Şunlara bakalım. 2AB. Bakın burası 2AB artı. Şurası 2 tane BC. Yok 1 tane BC. Artı burası da 2 tane AC. 2 tane AC. Bu toplam neye eşit olacak? 2 katı 104'e eşit ya. O zaman 52 mi yapıyor? Evet. Sonra şuna bakalım. Burası 2AB artı. Bak yine denklemli bir şey çıkacak. BC artı 2BC özür dilerim. Bir de burası AC yapıyor. AC bu toplam neye eşit olacak? İlk katı buysa 56 eşit olacak. Ne yapalım burada arkadaşlar? Taraf tarafa toplamaktan başka çare yok. 5A 5 parantısını aldığın zaman AB'den BC'den ve AC'den 5'er tane olduğu için 5 parantısını aldım. Bu toplamda kaç eşit oluyor? Sonu 5'li 155 yaptı. 5'e böldüğümüz zaman 5'e at 2'le çarp. E, sonu 5 ise 1 ekleydi. O zaman bu ifade neye eşit oldu arkadaşlar? 2 ile çarptığımız zaman 30. 31'e mi eşit oldu? Aynı öyle. He, benim şöyle bir şey oldu. A, B, B, C ve A, C var. 31 oldu. Ben buradan yüzey alanını bulurum. Bir tanesini yüzey alanını bulurum. A benden ne isteniyor? Bunlardan birinin hacmi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? E o zaman ben buradaki bulduğum denklemle diğerleriyle ilgili işlem yapayım. Ama burada 2BC, 2AC var. O zaman bunu da iki katını alayım. Şurada işlemi devam ettirecek olursam, bunun dikkatini alacak olursam, 2ab artı 2tane bc artı 2tane e, ac niye eşit arkadaşlar? 62 eşit. E, buradan ne geldi arkadaşlar? Buradan şunu 6 yazacak olursam, ab artı 2bc artı 2tane ac'nin de 47 olduğunu biliyorum. Taraf tarafa çıkaracak olursam, taraf tarafa çıkartacak olursam, bir tek burada AB kalıyor. AB'yi kaç buluyorum arkadaşlar burada? Şundan şunu çıkarttığım zaman 5 buluyorum. E yok 15 buluyorum arkadaşlar. 15 buluyorum. Aynı işlemi bir daha yapsak. Bunun iki katından bu sefer alttakini çıkartsak sadece BC mi kalıyor? Evet. BC yani 62'den 52 çıktığı zaman kaç kaldı arkadaşlar? 10 kaldı. Aynı zamanda bu şeyde şunun dikkatinden yani şundan 62'den 56'yı çıkarsak ne kalıyor? AC mi kalıyor? Evet, AC kaldı elimde. Eee 62'den 56 çıkınca da 6 kaldı. Hmm. Arkadaşlar ben buradan neye ulaşacağım? Prizmalarında birinin hacmine. Evet, daha önce de yaptık bu soruyu. Bundan önceki değil, bir önceki soruda da böyle bir şeylerle karşılaşmıştık zaten. Ben buradan ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Özür dilerim. Ben buradan ne yapmam gerekiyor? Şuradaki ifadelerden şu CTRL, C, CTRL, V yapayım. Hacme ulaşmaya çalışacağım. Hadi bakalım hacme ulaşalım. E buradan hacme ulaşacak olursak arkadaşlar. A, B, B, C ve A, C var. E ben burada A çarp B çarp C'yi elde etmek için ne yapmak zorundayım? Çarpmak zorundayım. Çarptığın zaman A kare, B kare ve C kare geldi. Çarptığın zaman kaç geldi arkadaşlar? E direkt 15, 10 ve 6'nın çarptığını düşünebiliriz. Yani burada kare içinde A kare, B kare, C kare eşittir kare küçüğünde 15'i çarpanlarına ayırayım 5'e 3 şu 5'e 2 ondan sonra acaba şu da 3'e 2 şeklinde oldu kare küçüğünü aldığım zaman ABC de buradan neye eşit oldu 5'ten 2 tane var bir tane çıktı 3'ten 2 tane var bir tane çıktı 2'den 2 tane var bir tane çıktı 5 3 2 yaptı 5 kere 3 15 burası da kaç yaptı 30 yani e, buradan hacmi ne bulduk arkadaşlar 30 bulduk cevabımız böylelikle ne çıktı Akçay çıktı arkadaşlar. Güzel bir soru. Zor bir soru değil. Kolay bir soru. Sadece işlem kalabalığı var. Bakın neredeyse bu kaç 2021, 2020'de de buna benzer bir soru vardı. Böyle soruçları çözmeye özen gösterin arkadaşlar. Aslında bu da yani şekilsel bir soru. Ama genelde matematiği çok kullanıyoruz. Bundan önceki soru tamamen sözel bir soruydu arkadaşlar. Hoş sorulardan biri. Dikkat edilmesi gereken sorulardan biri. Ama arda arda sormuş. Hatta olayın özünde mantığında ne var? ÖSYM'nin daha önceki sorduğu soruyu bak yine sormuş olması ikinci kez sormuş olması arkadaşlar dikkat edin lütfen ama lütfen dikkat edin özellikle e, denemelerde bu tarz işlemli sorular da geliyordur yapamıyorsunuzdur ama işlem olduğunda e, aklınızın ucunda bulunsun e, aklınızın bir köşesinde bulunsun bazen sadece eliniz çalıştığında cevabı buluyorsunuz e, nasıl işlemler yapacağınızı da anladınız taraf tarafa toplamalar ya da taraf tarafa çarpma işlemleriyle sonuçlara ulaşıyorsunuz sevgili gençler. Evet geldik bir son soruya geldik. Taban ayrıt uzunluğu yükseklik uzunluğundan farklı olan kare dik prizma biçimindeki bir tahta blok vardır. Bu tahtanın alt yüzeyinden ikisi sarı kalan dört yüzeyinden ikisi mavi sonra da kalan iki yüzeyi de kırmızı boyanıyor. Yani sarı mavi kırmızıya boyayacağım arkadaşlar ikişer yüzeylerini. Ee, buna göre diyor bu eşitliklerden hangileri doğru olabilir diye soruyor. Yorum sorusu arkadaşlar. Bakalım ne yapalım burada? Şeklimizi öncelikle bir çizelim. Şeklimizi çizerken arkadaşlar. Bak şimdi. Yorum yapacağız burada. Evet, yorumumuzu yapalım. Şuradan kopyalayayım önce şeklimizi çizeceğiz. Bu şekil çizmeler bazen öncesinde çiziyorduk ama bu sefer çizmedik. Evet, şu şekilde çizelim arkadaşlar. Ne yapıyorum ben ya? Şu şekilde çizelim. Çizdik. Çizdiğimiz zaman A ile H birbirine eşit değilmiş. Hmm. Hocam burası A burası A burası H A ile H birbirine eşit değilmiş. Ya A H'tan küçük olacak Ya da A H'tan büyük olacak arkadaşlar. Şimdi ben ikişer yüzeylerini şeye boyayacağım. E, i̇kişer yüzeylerini boyayacağım. Sarıya maviye ve kırmızıya boyayacağım. Bu kırmızıyı ne yapacağım arkadaşlar? Yorumlayacağım. Hadi bakalım yorumlayalım. Şimdi ben alanlara baktığım zaman ne var arkadaşlar alanlarda? Alanlara baktığım zaman hocam taban alanı akara, yüzeyde A kare yan yüzeyi de AH. O zaman akare A kare ile AH nasıl elde ederim? A ben bunu A ile çarptığım zaman buradan ne geliyor? A kare küçüktür AH geldi. Ya da buradan ne geldi? E, eğer A büyüktür H ise A kare büyüktür AH geldi arkadaşlar. Şimdi ben ikişer yüzeyleri seçeyim. İkişer yüzeyleri şöyle olursa. Mesela sarı büyüktür. Mesela Sarı büyüktür mavi demiş. Mavi ile kırmızı birbirine eşit demiş. Ben ikişer yüzeyleri şu taban ve tavan olacak şekilde seçecek olursam. Mesela ben bu ikisini kırmızıya boyadım ya da sarıya boyadım ya da işte şeye bir şeye boyadım. Ya da direkt yukarıdakine göre şey yapayım isterseniz. Sarıya boyayım bu ikisini. Tamam ben bu ikisini sarıya boyadığım zaman. E, geri kalan ne oluyor arkadaşlar? Geri kalan 4 yüzey birbirine eşit oluyor. Yani o zaman ne oluyor arkadaşlar? Hocam birisi kırmızı oluyor. ikisi kırmızı oluyor. Mesela şurası ve şurası kırmızı yüzey oldu arkadaşlar. Ön ve arkada ne oldu? Ya da tam tersi kırmızı ve e, arka yüzey kırmızı oldu. Sol yüzey ve ön yüzey de mavi oldu diyebilirdik. Sonuçta kırmızıyla mavi yüzeyler birbirine eşit oldu mu? Oldu. E O zaman ben şunu şey yapabilirim. Tabanları ben sarı seçersem. E, sarı, mavi ve kırmızılar. Mavi ve kırmızılar ne oldu arkadaşlar? Mavi ve kırmızı da mavi arkası oldu. Bir de önü oldu arkadaşlar. Mavi ve kırmızılar eşit oldu. Evet mavi ve kırmızıların eşit olma durumu var. Sarıda da A, A daha büyükse arkadaşlar. A haçtan daha büyükse o zaman A kare büyüktür. A haç olacağından dolayı çünkü bundan A kare bundan alan A H. O zaman şuradaki birincisi tutuyor mu arkadaşlar? Tutuyor. Sarı daha büyüktür. Mavi ve kırmızı birbirine eşittir. Hikayesi buradan çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Hatta bu bile çıkar. Sarı eşittir. Mavi büyüktür. Kırmızı da çıkar. Çünkü sonuçta iki renk eşit olacak. Ben bu şekilde seçtiğim zaman taban ve tavanı aynı renk seçtiğim zaman diğer bölümlerdeki renkler birbirine eşit olacak. Buradaki durum ne oldu arkadaşlar? Buradaki durumda sarı eşittir mavi oldu. E Sarıyla mavinin eşit olması için tabanın ne olması lazım arkadaşlar? Kırmızı olması lazım. Taban ve tavanı kırmızı seçersem o zaman ne oluyor arkadaşlar? Şurası sarı oldu. Burası sarı oldu. Şuraları da ne oldu arkadaşlar? Arka yüzey ve ön yüzey Maviye denk oldu. Evet sarıyla mavi birbirine eşit oldu. E, buradaki tabanlarda kırmızı oldu. Bu da olur mu arkadaşlar? Olur. Sarı eşittir mavi. Kırmızıdan büyük müdür? Evet. Kırmızıdan büyük olma durumunda ne olacak arkadaşlar? E, bu A'şın AH A'dan büyük olması. Yani A küçüktür A. A küçüktür haşsa bu sağlanıyor. Bakın burada A küçüktür haşken sağlanıyor. Burada A büyüktür haşken sağlanıyor bu durum. A büyüktür haşken birinci durum sağlanıyor. Şurayı yazayım. A büyüktür haşken. E A küçüktür haşken de ikinci durum sağlanabiliyor arkadaşlar. Çünkü hangisi olabilir diye soruyor bize. Peki üçüncüsü olabilir mi? Yani e, sarı küçüktür, mavi küçüktür, kırmızı. Arkadaşlar bu taban ve tavan aynı renkken bu imkansız sağlanamaz. Değil mi? Kesinlikle ama kesinlikle sağlanamaz. Taban ve tavanı aynı renk seçince... Bu ikisi dört tane yüzey kaldı. Her dört yüzey eşit olduğu için ikili ikili paylaşacak. Paylaştıkları zaman da bunlar eşit olmak zorunda. O yüzden birinci ve ikinci sağlandı. Peki hocam daha farklı bir şekilde bir işlem yapamaz mıyız acaba? Deneyelim bakalım. Bu sefer taban ve tavan aynı renk olmasın mesela. Taban ve tavan aynı renk olmasın. Mesela tabanı ve yan yüzeyi aynı renk seçeyim bu sefer. Şuraları aynı renk seçeyim. O zaman ne oldu? Kesinlikle ama kesinlikle bir tabanla bir yan yüzey aynı olmak zorunda. Bakın burası A kare. Bakın şurası A kare. Şurası da A AH değil mi? Evet. Bir tanesi sarı yüzey ne oldu arkadaşlar? A kare artı AH oldu. E hocam o zaman bu tabanla da bir yan yüzeyi daha seçeceğim ben. O zaman kırmızı yüzey burası. Kırmızı yüzey burası seçtiğim zaman. O zaman A kare artı AH da oldu bir tane yüzeyini alanı arkadaşlar. Değil mi? A iki yüzey kesinlikle ama kesinlikle. Ee, ne olacak arkadaşlar? taban ve tavanı aynı renk seçmesen bile bir taban bir yan alan seçsen bile ne oluyor arkadaşlar? Tabana bir tane yan alan düşeceği için o alan da akar ağaç yapıyor. E o yüzden bu sarı alan bu da kırmızı alan. Sarıyla kırmızı alan ya da sarıyla mavi alan ya da mavi ile kırmızı alanlardan herhangi biri mutlaka mutlaka ne olmak zorunda arkadaşlar? Eşit olmak zorunda. Ama burada ne demiş üçüncüsünde arkadaşlar? Sarı küçüktür, mavi küçüktür, kırmızı demiş. Ben bunu elde edebiliyor muyum? Elde edemiyorum. Bu da güzel bir yorum sorusu arkadaşlar. Dikkat edin. Tam da kare dik prizmaya uyan çok güzel bir yorum sorusu olmuş arkadaşlar. Ee, buradan Yunus hocama da teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir soru hazırlamış. Teşekkürler Yunus hocam. Ve böylelikle arkadaşlar prizmaları bitirdik mi? Bitirdik. Evet şöyle genel itibariyle bakacak olursak arkadaşlar. Genel itibariyle bakacak olursak sorulara bir ufak bir yorum yapalım. Valla ta en baştaki soruya da baksak. Şuradaki sorulara da baksak. Katı cisimler konusu olduğu için hep güncel hayattan örnekler var mı böyle arkadaşlar? Var. Yani en baştaki soru da öyle. En sondaki soru da öyle. Yalnız ben şunu söyleyebilirim. 2018'den sonraki sözel sorular biraz daha böyle önceden daha böyle sözel sorular böyle daha az yer kaplıyordu ama Gerçi şuradaki sorulara bakacak olursak da buradaki sözel sorular da öyle çok daha az yer, az değer kaplamıyor arkadaşlar. Hemen hemen aynı diyebiliriz yani. E sadece şu dikkatimi çekti benim. 2018'deki 2018'den sonraki sözel sorularda sanki biraz işlem kalabalığı varmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Sanki biraz eliniz çalışırsa, eliniz korkak, elinizi korkak alıştırmazsanız büyük ihtimalle cevaba ulaşırsınız. Yani bazen şu oluyor. Hani işlem yapıyorsun ya buradan çıkmayacakmış hissiyatı oluşuyor. Ya sen orada işlemin devamını getir. Mutlaka ama mutlaka getir. Büyük ihtimalle güzel şeyler karşına çıkacaktır. Özellikle taraf tarafa toplamalar, özellikle taraf tarafa çarpmalar işlemini mutlaka ama mutlaka yapın. Şuradaki soruda gördüğünüz üzere arkadaşlar. Tamam gençler olay bu. Olay bundan ibaret. Ee, yani katı cisimlerde prizmalarla ilgili şöyle sorulara bakacak olursak. Gerçekten çok güzel sorular var. Ama yapılamayacak sorular yok arkadaşlar. İki tane TYT'de soru. Bence şu prizmalardaki buradaki soruları çözdükten sonra soru kaçırmazsınız diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Çünkü e, en kolay sorularını da çözdük. En baba sorularını da çözdük diyebiliriz. Daha nasıl soruyla gelecekler gerçi Hüseyin hep şaşırtıyor ama e, ama buradaki çözüm yöntemleri bir, bir önceki yıllarda çıkan sorularla hemen hemen hep aynı arkadaşlar. Gördüğünüz birkaç Soruda o yöntemi de zaten biz kullandık arkadaşlar. Evet, prizmalar soru çözümünü bitirdik. Bir sonraki videoda ne yapıyoruz arkadaşlar? Silindirle ilgili soruları çözeceğiz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>